Bildiğiniz gibi yine bir gece yarısı kararnamesiyle Nadine okulumuza rektör olarak atandı. Ama Melih Bulu görevden alındığında söylediğimiz gibi biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü nasıl Melih Bulu bir kayyumsa Nadine de bir kayyum ve atama sistemiyle rektör getirilmesi okulun başına kabul edilemez bir yöntem. Aynı zamanda Nadine zaten hali hazırda Melih Bulu'nun yardımcı olarak atadığı kadrolardan biri. Yani aynı zihniyetin ürünü olan bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar okulun bir hocası olsa da. Ayrıca biz geçtiğimiz süreçte bir seçim düzenledik. Bütün bileşenlerin katıldığı, işte mezunların, çalışanların, öğrencilerin ve hocaların katıldığı bir seçim kampanyası düzenlendi. Ve tüm bileşenlerin ortak olarak rektör istemediği isimlerden bir tanesi Naci'nci. Bu nedenle de onun atanması kabul edilemez bir şey. Ve biz tüm bileşenlerin katıldığı bir seçim düzenlenip bu seçimin sonucunda çıkan aday rektör olana kadar mücadele etmeye, orada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Melih Bulu görevden alındıktan sonra direnişe destek veren, eylemlere katılan öğrenciler hakkında açılan soruşturmaların sayısı gittikçe artmaya başladı. Ve bu soruşturmaların altında imzası olan isim Naci İnci bir rektör vekili olarak. Yani bu da bize Melih Bulu'nun Naci İnci ile aynı zihniyetten olduğunu, aynı zihniyetin ürünü olduğunu gösteriyor. Biz dediğim gibi mücadele etmeye, orada olmaya devam edeceğiz. Seçimle bir rektör gelene kadar okulun başına. Naci İnci bizim rektörümüz olamaz. Ve nasıl Melih Bulu'yu 8 aylık direnişimizin sonucunda gönderdiysek Naci İnci'yi de aynı şekilde göndereceğimize inanıyorum. Bugün yine Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak korkunç bir habere daha uyandık. Okulumuzdaki bütün seçim inisiyatiflerinden açık ara farkla en çok hayır oyunu alan, hiçbir bileşenin rektör olarak görmek istemediği Naci İnce ismindeki öğrencileri hukuksuz ve haksız bir şekilde tutuklu gözaltındayken AKP'den biraz para kopartırım diye rektörlük yardımcılığı makamına başvurmuş, ardından burada işleyiş olarak alanındaki en iyi akademisyenleri sırf protesto ediyorlar diye hukuksuz bir şekilde görevinden almış, ekmek paralarına göz koymuş bu kişinin rektörlüğü asla kabul edilmeyecektir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve Boğaziçi direnişçileri bütün üniversitelerde akademik özgürlük ve özerklik sağlanmadan eylemlerine ve sokaktaki bütünlüğüne devam edecek. Boğaziçi direnişine gönül vermiş olan herkese de çağrımızdır. Ülkenin yozlaşmasına, ülkenin adaletsizlikler içinde yüzmesine izin vermeyin. Ses çıkartın. Boğaziçi'ne yeniden bir kayyum rektör atandı. Yani bu rektörlüğünden dışında biz böyle bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Yani biz demokratik seçimlerin olduğu, nevdi belirsiz kişilerin kafasına göre bu gelsin bu gelmesin dediği politikacıların çok daha önemli olan eğitimi, ülkenin eğitimini ilgilendiren konularda bu kadar rahat kimseye sormadan tek başlarına karar alabileceği bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bunu değiştirmek istiyoruz. Bunun için bütün üniversitelerde tekrardan söylüyoruz, seçimle bunun liyakat sahibi insanlar tarafından kimin yönetici olacağının karar verilmesini istiyoruz. O yüzden Naci İnci'yi de kabul etmiyoruz.